Merhaba, İletişim Sohbetleri'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün yazar, çevirmen, sinema eleştirmeni Fatih Özgüven'le birlikte Vladimir Nabokov hakkında konuşacağız. Nabokov Edebiyatı üzerine kısa bir sohbet gerçekleştireceğiz. Ben önce senin Nabokov'la kişisel deneyiminden başlamak isterim. Bu iletişimden çıkan... Ada ya da Arzu romanının ön sözünde Orhan Pamuk 20 yıl önce Nabokov konuşmaktan zevk aldım tek kişi olarak bahsediyor hı hı. senden. Ve Nabokov'la nasıl tanıştın? Nasıl sevdin? Seni sevdiğin yazarlar arasında nereye koyarsın? E, e, yani ne? çok e, beni meşgul eden bir yazarızı çok severim. Ve şimdi en sevdiğim yazarlar arasında bir numaradamdır. mıdır? E, çok emin değilim fakat beni... Çok uzun zaman e, meşgul etmiş, ilgilendirmiş bir yazardır. E, Orhandan başka bir de Tatiana Moranla konuşurduk Nabakov. E, Tatiana Moran da beyaz Rus asıldı, bir hocamdı. Erna Moranın eşiydi. E, o zamanlar gerçekten kaç kaç yılların bahsediyoruz? 90'lar mı? 80'ler ortaları mı? E, ben onların evine konuk giderdim e, ve Tatiana ile Orhandan başka hakikaten Nabokov konuşulabilecek birisi yoktu. Çünkü ilgilenmezlerdi fazla Nabokov'la yazar olarak. İşte Lolita biliniyordu biraz. Eski bir takım çevirileri vardı. Nerede tanıştım? Kitap okurken ilk ile tanıştım herhalde. İngiliz filolojisinde öğrenciyken. O zaman Ataköy'de oturuyorduk. Şeyle, kitap okumak çok iyi bir mesafeydi. Sirkeci'den Ataköy'e Tiren. Ee, Lurica Leviton'un herhalde en manasız baskılarından birini bulmuştum bir yerde. İngilizce bir cep kitabı, e, Pop yalayan bir küçük kız resmi vardı üstünde hatırlıyorum. Fakat okurken e, Nabokov'a ilk defa orada hayran oldum, hatırlıyorum. E, tasvirlerinin gücüne hayran oldum. Tasvir e, e, hem çok sevdiğim bir şeydir hem de kötü yapıldığı zaman çok kötü olan bir şeydir. E, tasvirlerini bu kadar güzel e, kıvıran diyeceğim. Başka bir yazar o zamana kadar e, bilmiyordum. Üstelik ana dili İngilizce olmayan fakat ana dili olmayan bir dilde son derece kıvrak bir biçimde tasvir e, yapabilen ve o tasvirle gözümüzün önünde bir resim çizebilen e, bir e, yazarla karşı karşıyaydım. bunu çok hayranlık duyduğum bir şeydi. Nabokov'un alaycılığı, ironisi ee, çeşitli temaları işte Rus devriminden nefret etmesi, Dostoyevski'den nefret etmesi e, sevdiği ve nefret ettiği yazarlar falan sonradan tanıştığım şeyle. Ee, son iletişimden son çıkan e, Emrah Serdan çevirisi olan Harlekenlere Bak daha çok güzel çevrilmiş bir Nabokov. Ee, buradan bir iki tane e, örnek vereyim. Bir e, çok güzel hem yapılmış şeyleri hem de tabiatı doğayı tasvir etmesi çok ilginç. E, yapılmış şeyleri sanki doğada var olan bir şeymiş gibi tasvir eder. E, doğayı da sanki e, e, yapılmış mamul, imal edilmiş bir şeymiş gibi tasvir eder. E, Bodler'in meşhur e, denk düşmeler diye bir şiiri vardır. E, korespondanslar. Orada Baudelaire böyle bir tabiat tarifi yapar. E, yapay bir tabiat. tabiatında da yapay bir şey olduğu insanın e, düş gücünden, hayal gücünden çıktığını e, söyleyen bir tasvir yapar. Bunu edebiyatta uygulayan en başarılı ve en inandırıcı e, şeylerden biri, yazarlardan biri muhtemelen e, Nabokov'dur. E, tasvir hakkında Söylediği neredeyse e, ideolojik denebilecek, ne derler, bu konudaki son sözü söyleyin söylüyor diye e, düşünülebilecek e, bir lafı var e, ki Nabokov'un e, edebiyatını da e, çok açıklayan bir şey. Bir tasvirin birebir anlamını her zaman simgelediği şeye tercih ettiğimi söyledim diyor başka bir karakter. Gerçekten böyledir. E, simge, e, metafor e, vesaire gibi böyle e, ikincil anlamlar barındıran e, edebiyat teknikleri kullanmaktan hiç hoşlanmaz. Bir şey tasvir ediyorsa onu tasvir ediyordur ve daima da e, çok güzel ve çok yaratıcı bir biçimde tasvir ediyordur. E, bir tasvir örneği vereyim, Gene aynı kitaptan, e, Arlokenlerden. Genelde saat gece yarısını geçtikten iki yudum bal likörü veya şartrozun de naçiz yardımları ile uykuya daldıktan yaklaşık bir saat sonra aniden delirmiş bir halde uyanırdım. Ya da o halde kendime bulurdum. Beynimdeki korkunç sancıyı görüş alanıma giren belli belirsiz bir ışık tetiklemiş olurdu. E, manzarayı ve renkleri yapanın ışık olduğunu düşünelim. Her ne kadar uşağın iyi niyetli çabalarının üstüne bir de kendim perdelerle ve örtülerle cebelleşsem de eşyalar, geriye her zaman kör olasıca bir aralık kalır, rüyalarımdan kafamı nefes nefese kaldırdığımda, ya sokak lambasının suni ışığının ya da ayın doğal ışığının bir zerresi ya da hücresi, tarifsiz bir tehlikenin alameti gibi orada karşımda belirirdi. Başkalarının simgesel olarak anlatacağı bize bir manzara ışık ve eşyanın oyunu olarak anlatıyor. Aslında buradan belli bir simgeselliğe varıyor ama hiçbir zaman simgesel bir şeyden bahsetmiyor. Tasvirin kendisini yapıyor. Parlak benekler solgun aralığın uzunluğu boyunca anlamlı aralıklarla gidip gelirdi. Bu benekler hızla çarpan kalbimle eş zamanlıydı. Ya da optik olarak ıslak kirpiklerimi kırpışımla bağlantılıydılar. Belki de ama arkasındaki mantığın çok önemi yok. Korkunç olan, göz göre göre yaklaşan bu olayın ahmakça öngörülememiş olduğunu, ölmek niyetinde değilsem çözülmesi gereken bir kehanet bilmecesini temsil ettiğini, zaten o can alıcı esnada biraz daha sağduyulu, biraz daha az uykulu ya da sersem olsan çoktan çözülmüş olacağını çaresiz bir telaş içinde fark etmemdi. Yani burada hem bir uykudan uyanış uykuyla, uyanıklık arası bir hal tasvir ediyor, optik lafını çok çok kullanır, sık sık kullanır. E, optik e, oyunlarla bir manzaranın ya da bir görüntünün nasıl ortaya geldiğini anlatıyor, e, ışık benekleriyle bir görüntünün bir manzaranın nasıl oluştuğunu anlatıyor ve bütün bunları bir ruh haline tercüme edebiliyor ama hiçbir zaman bir ruh hali anlatıyorum demeden. Ee, Nabokov'un dönemine, Nabokov'un yaşadığı yıllara ya da gençliğine çok denk düşen bir e, edebiyat akımı var. İmajizm, Türkçesi ne diyor? İmgecilik. İmgecilik diyor, deniyor galiba. Ee, bu daha ziyade İngiliz, anglo Sapson yazarları etrafında ortaya çıkmış bir şey. Ee, mesela Ezra Pound bunun en önemli temsilcilerinden biridir. Onun meşhur bir şiirinde metroyu anlatırken, bir dalın üzerindeki küçük siyah benekler, bir sıra sıra dizilmiş siyah siyah benekler gibi yolcuları anlatır. Bir şiirin bir dizesi galiba bu. İmajizme hep bu örnek verilir. Nabokov'un da bir imajist şey yapıldığında, ne derleme yapıldığında mutlaka o derlemede yer aldığını birkaç derlemede gördüm. Gerçekten de öyledir. Pound'un ya da başka yazarların ışık, gölge, renk, leke vesaire gibi şeyleri tasvir ederek... ...ve o tasvirlerden başka bir şeye vararak yaptıklarını Nabokov da sık sık yapar. Sadece görsel olarak da yapmaz. Kimi zaman seslerle yapar. Sesleri tarif ederek yapar. Şiirleri de var Nabokov'un. Ünlü şiirlerinden birinin adı Buzdolabı Kükrüyordur. Gece vakti, gecenin sessizliğinde işleyen bir buzdolabına anlatır o şiir. Gerçekten aklınıza gelebilecek bir şey. Ee, o buzdolabının sesinin yavaş yavaş nasıl yükselip alçaldığını, birden nasıl kükrediğini sonra gecenin sessizliğinde aynı kükremenin nasıl yatıştığını vesaire anlatan bir şiirdir. O da bir nevi sesle yapılan e, imgeciliktir diyebilirim. Nabokov bu bakımlarda benim e, çok etkileyen bir ee, e, ...yazar oldu her şeyden önce. Ee, ama daha esaslı başka bir tanışmamı... ...soruyorsan... E, ...tabii ki Solgun Ateş. Evet. Ee, Solgun Ateş'le ilgili şunu söylemek isterim. Bir Nabokov romanında daima... ...tuhaf... E, ...tesadüfler olur. Ee, karşıdan karşıya geçerek... ...geçerken tesadüfen... E, ...eski sevgilisinin... E, ...kulşununa... E, Hedef olan bir kadından bahsediyor mesela Arlıkenler ve ee, şu anda e, Harbiye'de oturmakta olduğum evin e, sonradan bunu keşfettim alt katında dar uzun bir dükkan vardı ve e, orada kitapçıydı orası ve sanıyorum e, şeyi de e, solgun ateşte oradan aldım e, ve ilk ilk okuduğum e, kopyalara, nüshalara çok sadık olduğum için... E, o da hala bende duruyor. Ciddiyetim kitap falan. Ee, o kitapta beni çok çarpan şey e, iki anlatılan iki hikayenin iki paralel hikayenin birbiriyle tırnak içinde diyeceğim sorumsuzca ilişkisiz olmasıydı. Daha sonra bunu postmodernitenin e, şiarlarından biri olarak e, lanse etmek e, çok e, yaygın bir hal aldı. E, fakat benim ilk okuduğum ve ilk sevdiğim hakikaten bu e, konudaki e, yazar, e, e, kitap Nabokov'un "Solgun Ateşi'ydi. Bir taraftan bir hikaye akar, bir taraftan öteki hikaye akar. İki hikayenin bir delinin mi zihninde geçtiğini ya da birinin başka birinin hikayesini mi anlattığını, bakış açısı vesaire gibi klasik kuramlar e, ya da zi, kimin... O, roman kimi zihninden anlatılıyor falan gibi 20. yüzyıl yazınını çok meşgul eden kuramlar. Ee, Nabokov'da ise solgun ateşli bu ikisinin birbirine hiç hesap vermeyiş oluşu mükemmel bir buluştu. Yani sonunda romanı bitirdiğinizde bir anlatıcıyla öteki anlatıcının bir noktada kavuştuklarını düşünseniz de ya da düşünmeseniz de e, tam birbirlerinden tamamıyla ayrı iki şeyi anlatırken ...bir anlatı bütününü oluşturduklarını ve bunun çok yeni bir şey olduğunu görürsünüz. Ee, ya da ilk olarak ben o kitapta görmüştüm diyeyim. Ve e, hakikaten yani çok da kitap okuyan bir çocuk olduğum için... E, ...işte böyle bir şey yazmak lazım duygusuna kapıldığımı hatırlıyorum. ha a, 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 Hayranlıkla. E, hatta önünde bir epigram vardır... ...Boswell'in şeyinden mi? Birisi evet. kedisinin... ...ölebileceğini düşünür. Öteki ise bambaşka... ...başka telden bir şey söyler. Evet. E sanıyorum Orhan'la da ilk bu... ...epigrafı konuşmuştuk. Orhan Nabokov'u ve... ...bir sürü şeyi tabii ki... ...çok iyi bilir ve severdi. O sıralarda Fire bilecekseniz... ...bilemediniz... ...Oğuz Atay'ın tutunamayanlardaki... ...uzun şiirinden bilmeniz mümkündü ki Nabokov'la ilişkisinin ne kadar olup olmadığı da tartışılır bence Nabokov'un solgun ateşinin ortasında da büyük bir şiir vardır onun tefsiri de vardır aynı zamanda bir sonraki yani bahsettiğin şey bir, bir de indeks var galiba değil mi de var evet, evet indeksi de var hatta Lolita'nın ...dipnotlanmış Lolita diye bir edisyonu var... ...çünkü daima... ...metin içi şakalar... ...çeşitli dillerde... ...tabirler... ...şakalar... ...ama hiçbiri böyle... fiyaka olsun diye yapılmış değil... ...bir sürü şey var... ...bir sürü benzetmeler, bir sürü göndermeler... ...bir sürü metin içi şakalar... ...bunları... ...Lolita'nın arkasına koyduğu... ...özel bir edisyonu da var... Ee, onu da hep yıllardır çevirmek isterim. Ee, ama Solgun Ateş başlı başına böyle bir şeydi. Ee, evet ilk danıştığım ve e, hayran olduğum diyeyim açıkça e, kitabı Nabokov'un Lolita'yı çok büyük sevgiyle takdir etmek ve, ve Nabokov'un yazarca birçok numarasını diyeceğim. Çünkü numara fikrine de çok kendisi inanır. Sihirbazlık vesaire vesaire öyle şeylerle çok yakın e, ile ilgilidir. E, bunlar oldu. Nabokov didaktizmden pek hoşlanmıyor. Edebiyatta didaktizmden ya evet. da bu e, bazı tarzı yazan edebiyatçılardan evet. pek hoşlanmıyor. Mizah duygusu çok kuvvetli. E, mesela ilk bu e, emigre deneyimini anlattığı Pinin hı -hı, kitabında hı -hı. Müthiş şey, e, bir yandan acıklı, bir yandan komik ama bir yandan çok zeki bir mizah evet. duygusu vardır. Evet. İşte Pinin e, kendine çok güvenir, biraz kibirlidir ama hep böyle saçma sapan durumların içinde bulur. İki adı şaşkalozdur, evet. E, bunu, e, yani bu mizah duygusu tam göçmen olmakla ilgili bir... E, hmm tarafı olabilir ama İngilizce'yi belki sonradan öğrenmesi. İngilizce'ye de böyle Ondan, bir evet, belki bir artefakt evet, gibi bakıyor. Evet, bir, evet aynen. Bu, İngilizce'yi kendi de, kendisi yeniden icat ediyor. diye. Kendisi bu, yeniden zaten. icat ediyor. Hafıza ile ilişkisi. E, Konuş ah. Speak Memory diye bir e, Hı -hı. kitabı daha vardır. Konuş Hafıza. Orada da hafızayı bizim başımızdan geçen şeyleri hatırladığımız bir basat olarak değil de onları yeniden ürettiğimiz, Hı -hı. yeniden inşa ettiğimiz bir şey olarak görüyor. Bir... E, Belki bir üretim aracı gibi bir şey. Evet. Yani bu, bir, bir e, üretim aracı gibi bir şey konu olarak görüyor. Konuş bellekte. Yani konuş evet. bellek diye mi çevrildi? Konuş bellek. Diye. Konuş ha, pizza, O da evet. ilk okuduğum Nabakovlardan biridir. Çok etkileyen bir cümleyle açılır o. Hepimiz e, me, ölümü ve mezarı düşünürüz. Hiçbirimiz doğumun öncesindeki beşiğin karanlığını düşünmeyiz diye mükemmel bir yapı vardır. E, ya yani böyle ters Hı. köşeler ...daima yapar. Hakikaten ölüm ve mezar kadar esrarengiz olan Doğum ve Beşik de aynı zamanda e, hayatımızda bu ikisi arasında sallanır gider mi der bir şeyler. Unuttum. ile e, ilgili bir de şunu söylemek lazım. Nabokov'la içli dışlı olduktan sonra e, Nabokov'un mizahının e, daha, kendisi bu tabiri çok sevmez ama daha insani olduğu kitaplar olduğunu gördüm. E, daha ee, ...acımasız ve kıyıcı olduğu kitaplarda gördüm. Ee, i̇nsani olanlar arasında mesela Pinin çok vardır. Pinin, e, Nabokov roman kişilerine fazla acımaz. Başlarına ne gelecekse gelsin her şeyi hak ediyorlardır. Bu o, züppeler ve e, burjuvalar ve dangalaklar ve kendini bir şey zannedenler... E, ...onun değerler sisteminde e, çok az e, erdemli insan sıyrılıp kurtulabilir... E, fakat bazen çok yumuşak diyelim. insani ya da humanist lafını e, lafında sevmeyeceğini düşünüyorum. E, şefkatle yaklaştığı bazı karakterler vardır. Bunlardan biri Sebastian Knight'ın e, gerçek yaşamındaki anlatıcıdır. İkincisi e, Pinin'in de Pinin'dir. E, bunlar çok önemli, e, yumuşak, e, şefkatle ele alınmış karakterlerdir. Ee, bu mizahla ilgili olarak onu söyleyebilirim. Onlarda mizah devam etmekle birlikte birden yumuşar, durur. Ee, insanlık durumuna ait e, mizahi ama aynı zamanda patetik bir şey anlatıyormuş gibi olur. Evet. Şimdi bu büyük yazarlarda böyle bir hani tek bir motif veya tema belirlemek çok doğru değil belki ama işte Jane Austen geliyor aklıma mesela. Jane Austen'a bakınca orada bir evlilik konusunda yapılan tercihler. Evet. İşte Emma da öyle. Tabii, tabii. Pride and Prejudice de öyle. Sense and Sensibility ya da Dickens diyelim. İşte onda hukuk meseleleri, miras. Evet. Ee, ya da işte kaybolan ve sonra ortaya çıkan anne babalar, ebeveynler. Evet. Böyle şeyler çok e, önemli. E, Nabokov'da bir e, saplantılı bir şey var sanki. Çocukluk meselesi var. Yani çocukluğa geri dönme. Bu ada adada evet. zaten konu evet. o. Evet. Lolita'da yine yani bir geri dönüş hikayesi, bir regresyon var. var o Humbert evet. Humbert'te var bana sorarsan. Evet, hiç aşılamayan ee, bir şey. Hiç aşılamayan bir şey var. Onu e, nasıl görüyorsun? Yani bu bir aile tarihi veya kişisel tarih yazma çabasından çok. Hani çocukluğu çok da böyle... E, Kayıp bir dönem olarak görmek istemiyorsan, evet, yani çok gayri, zengin bir farklı dünyasına bir sahip olarak. olduğumuz evet. şahane bir zaman evet. olarak görüyor. Ee, bu da bu olgunlaşma hikayesini pek bildungsa falan inanmıyor diye. Evet, yani hiç o, olgunlaşmaz bu evet. o karakterler. O, e, kendi saplantılarında ve kendi tutturuklarında ve kendi e, kelime oyunlarında ve kendi şahane e, zaman algılarında diyelim yaşayıp giderler. E, e, Lolita da tabii ki öyle bir çocukken aşık olduğu bir kızın hatırasıyla daima yaşar. E, Sebastian Knight de kardeşini, hiç görmediği kardeşini arar. Ada da tam dediğin gibi çocukluktan beri, spoiler vermeyelim, çocukluktan beri e, bir aşk sürdürdüğü e, kızı sonuna kadar izleyen bir kahramanla karşılaşırız. Gerisinde tabii bir aile hikayesi var. Fakat o aile hikayesi de çok e, tuhaftır. Bir tarafıyla bir kurgu bilim gibidir. E, bilinmedik bir kıtada geçiyor gibidir. E, daha bu e, neydi yer, e, bir, e, orta dünya falan, evet, evet. E, Tolkien falan moda <laughs> olmadan evvel... ...adada bunun ipuçlarını görür, görürüz. E, dünya çeşitli tuhaf bölümlere ayrılmıştır. Amerika, Avrupa e, bir şey bir şey... Ve e, adadaki sevgililer baştan beri e, hem fikir oldukları diyeceğim çünkü duygudan ziyade de o aşka bir inançları vardır. Aşkı sonuna kadar e, sürdürürler. Gene orada da şefkatle davrandığı bazı karakterler vardır. Bu a, a, Nabokov karavanları bu kararlılıkları ve e, şahanelikleri içinde birazcık burnu büyük görünürler ama onların etraflarındaki bazı karakterler, işte Pinin vesaire gibi. Orada da ada'nın kız kardeşi olan Lüset, çok yumuşak biçimde ele alınmış ve çok güzel bir sahne, çok güzel bir ölüm sahnesi vardır. Onunla anlatılmış bir karakterdir. Bu bakımdan dediğin doğru. Çocukluk bir altın çağdır gibi bir şey söylüyor galiba zaten her evet. zaman. Ben son olarak deseydim yani Nabokov'u çevirmek bu konuda ne söylemek istersin? Yani bir Anladığım kadarıyla bir frekans tutturmuşsun. Çok sevdiğim bir yazar. Evet, ve o çok çok sevdiğim bir yazar oldu her zaman. Ee, şey yapmak ya bir yazarı çevirmek sesini Türkçe'de duymakla ilgili. Bana kalırsa. Ee, Nabokov'un sesini duyduğumu düşünüyorum. Her romanında değil ama belli başlı romanlarında. Ee, Lolita'da Sebastian Knight'ta ki bu sesler kimi zaman daha müşfik, kimi zaman daha e, snob diyelim ya da üstten bakan diyelim farklı sesler. E, bütün bu sesleri Nabokov'un çıkarabildiğini benim de Türkçe'de onları söyleyebileceğimi keşfettikten sonra e, Nabokov'u çevirmek benim için büyük bir e, uğraşma olsa da aynı zamanda bir zevk de oldu. Çünkü Yineyle Kuyu Kazar gibi bir tarafı da var Nabokov çevirmenin. Yani e, Önemli olan onun da o sesini çıkarmak. Zaman zaman alaycı, zaman zaman müşfik, zaman zaman e, geçmişi hatırlayan, zaman zaman şimdinin tadını çıkaran vesaire vesaire. Oyun bas değil mi her zaman? Oyun bas ama aynı zamanda bazen melankolik. Evet. Ee, yani Nabokov'un sadece öyle kendinden çok emin ve şahane karakterlerini değil, o arada arada, arada sırada dalıp giden e, hafif melankolik, onu gizlemeye çalışan karakterlerini de severim ben çok. Ee, ara sıra çok kızdığım da olur tabii. Yani Nabokov'a evet, sus artık Allah'ın cezası dediğim zamanlarda oldu. Ee, fakat ee, şimdi. şimdi Henry James'i sevdiğini biliyorum yazar olarak. Onu da çevirdin. Evet. Ya Henry benzer tarafları yani şey üslup bakımından tabii tasvirden söz ettik. Sence var mı? Ee, yok. Karakterleri bence. pek benzemez. Yani mesela yok. Isabel Archer gibi bir karakter yok. olamaz. Yok yok. Nabokov'un ama. Yok. Hani o ee, yani James mesela sınıf meselesiyle çok daha yakından evet. ve düz biçimde ilgilidir. 19. yüzyıla ait. 19. Biraz yüzyıl yani. Amerika, Avrupa, evet. Burjuvalar, Aristokratlar vesaire vesaire. Nabokov bütün bunları bir e, ne deriş, gene sihirbaz şeyinden bahsedeyim Şapkanın içine atıp karıştırıp oradan bambaşka bir çıkarıyor gibidir. Ondaki Aristokratlar Aristokrat değildir. Burjuvalar Burjuva değildir işte seks seks değildir tutku tutku değildir bir şey bir şey bir şey. Bu tarafı, kendi de bu bazı kişinin sık sık gündeme getirir. Gerçekten yazısında böyle bir taraf olduğunu düşünüyoruz Keyifli Sohbet için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.